kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle tekrar karşınızdayım. Bugün sizi fırında domates soslu köfte tarifi vermek istiyorum. Bu köfteler inanın bu şekilde o kadar güzel oldu ki yanına bir makarna veyahut da pilav hazırladınız mı yemeğiniz hazırdır. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Tabii ki öncelikle köfteye ihtiyacımız var. Ben köftelerimi önceden hazırlamıştım. Siz kendiniz kafanıza göre bir köfte tarifi hazırlayabilirsiniz. Veyahut da benim size vermiş olduğum köfte tarifime de bakabilirsiniz. 500 gram domates püresi, tuz ve yarım yemek kaşığı kadar şekere ihtiyacımız var. En önemlisi de taze reyhan. Bu yemeğin tadını veren taze reyhan. Öncelikle köftelerimden ceviz büyüklüğünde toplar hazırlıyorum. Size ara sıra böyle pratik ve de 2-3 kişilik yemek tarifleri vermek istiyorum. Her aile 5-6 kişiden oluşmadığı için yeni evlenmiş olanlar veyahut da yalnız yaşayanlar için de böyle az miktarda hazırlanan tarifler de vermek istiyorum. Siz köftelerinizin miktarını kaç kişiyseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu köfteleri önceden kızartıp difrize de atabilirsiniz. Lazım olduğu zaman çıkartıp hemen yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Şimdi köftelerimi bir tavanın içerisinde kızartıyorum. Köftelerimizi sonra fırına vereceğimiz için fazla kızartmanıza gerek yok. Başka bir tavanın içerisinde bir diş sarımsağı rendeleyip zeytinyağında kavurdum ve domates püresini ilave ettim. Ama köftelerimiz zaten baharatlı olduğu için sarımsağı kullanmaya da bilirsiniz. Tuz, karabiber ve şekeri de ilave ettikten sonra bir taşım kaynatıyorum. Şeker domateslerin ekşiliğini alacaktır, onu kesinlikle atlamayın. Domates püresini hemen hemen 5 dakika kadar kaynattım ve içerisine şimdi taze reyhan koyuyorum. Dediğim gibi bu yemeğin tadını taze reyhan veriyor. Bunu da kesinlikle atlamayın. Arzu eden içerisine hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar da süt kreması ilave edebilir. Köftelerimi fırına dayanıklı bir kabın içerisine aldım ve üzerine domates sosunu döküyorum. Sosunu bol kullanmaya dikkat edin. Köftelerini sosun içerisinde yüzmesi lazım. Şimdi köftelerimizi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında yarım saat kadar pişiriyorum. Ama fırına vermeden önce birkaç dal daha reyhan üzerine koyuyorum. Evet, köftelerimiz servise hazır. Köfteyi bu şekilde mutlaka deneyin diyorum. Yanına bir pilav, bir de salata hazırladınız mı yemeğiniz hazırdır. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Henüz kanalıma abone değilseniz şimdi buradan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İlerleyen günlerde size mutlaka orijinal peynirli pastane poğaçası ve kahvaltılık ekmekçiklerin tarifini de vermek istiyorum.